İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender'da ekranda gördüğümüz gibi çıta şeklinde çakılmış bir pencere örneği inceleyeceğiz. Bunun modellemesini yapacağız basit bir şekilde. Hemen Blender'ı açtık ve sağ taraftaki menüden Screencast Keys özelliğini açıyorum. Bastığım tuşlar sol alt köşede gözükecekler. Çalışmaya başlayalım. Yukarıdan bakıyoruz ve perspektiften çıkmak için 5'e basıyoruz. Şu anda küp objesi tabi bu. Bunu siliyorum. Onun yerine bir plane objesi koydum. Tam merkezde bir tane plane objesi var ve yukarıdan bakıyoruz. Edit moda geçtik. İlk yapacağımız işlem W tuşuna basıp subdivide işlemini uygulamak. Sadece bir kere yapıyoruz bunu. Yani sol tarafta. Subdivide kısmında Number of Cuts seçeneğini 1'de bırakıyoruz. Ve böylelikle her kenarın tam ortasında bir vertex, bir tane de en ortada bir vertex olmak üzere bir bölmelendirme yaptık. Ortadaki vertexi seçiyorum sağ bütonla. Ve o vertexi ortadan kaldırmak istiyorum ama yüzeylerde kalsın istiyorum yerinde. Bunu şu şekilde yapıyoruz. X tuşuna basıyoruz. Dissolve Vertices komutunu kullanıyoruz. Böyle yaptığımız zaman sadece o vertex kalktı, yüzeyler kaldı. Bir de şu aralardaki vertexler de yerinde duruyor. Bunu neden yaptım? Çünkü çapraz şekilde kenarlar oluşturacağım aralarda. Mesela şu sağ üstten sol alta doğru iki vertex seçtim. Klavyeden J tuşuna bastım ve bir line oluşturdum. Face ile yapmıyoruz bu işi. Çünkü face ile yaptığımız zaman mevcut olan yüzeyden ayrı bir kenar oluşturmuş oluyoruz. Ama J'ye basarsak gerçekten bu yüzeyi ikiye bölmüş oluyoruz. Yani bu çizgi şöyle yandan bakacak olursak. Sadece mesela çizgiyi seçtim. Çizgiyi yukarı kaldırmak istersen bu şekilde yüzeyin bir parçası olduğunu görebiliyoruz. Ama ben onu şöyle yapsaydım eğer. Ctrl Z ile geri geldim. Çizgiden önceki haline. Eğer bu iki vertex seçilirken F tuşuna basıp bu şekilde bir line oluşturursam o zaman o line ayrı bir elemandır. Dolayısıyla onu alıp şöyle yukarı doğru kaldırdığım zaman bakın onun yüzeyden ayrı olduğunu görebiliyoruz. Demek ki yüzeyin içinde yer alan bir kenar oluşturmak istiyorsak o zaman iki vertex seçiliyken J tuşuna basıyoruz. Evet. Onu yaptık. Şimdi şu ikisini de birleştiriyorum. Onları da J ile join, İngilizce join kelimesinin ilk harfi olan J'yi kullanıyoruz burada. Join kelimesinin. İki tane daha var. Pardon, iki tane daha vertex var şurada. Onları da birleştirdik. Böylelikle 3 tane çarpaz çizgi oluşturduk. Bunlardan bize lazım olmayan kenarlar var. Mesela şu iki kenarı siliyoruz. X only edges and faces diyorum. Sadece şuradaki ve şuradaki kenarları silmiş olduk. Bir tane şurada bir kenar vardı. Onu sildik. Bir tane şurada vardı. Onu silince aradaki yüzey de tabii mecburen kalktı ortadan. Dolayısıyla orayı boşaltmış olduk. İki tane de şurada var. Onları da siliyorum. Only edges and faces ile. Yalnız şurada bir tane vertex kaldı. Vertex moduna geçiyorum. Vertex select moduna. Şurada bir tane vertex var. İşimize yaramayacak o bizim. Onu da siliyorum. Onu doğrudan doğruya delete vertices olarak sildim. Şimdi bu şeklimizin şablonu bu. Şu anda hala plane tabi bu. Buna önce edit modda şöyle yapalım. Hepsini birden seçip Z ekseninde aşağı indiriyorum. Önemli değil. Çünkü boolean işlemi uygulayacağız. Sadece bir 3 boyutlu hale getirmemiz yeterli. Extrude deyip yukarı doğru çıkartıyorum bu şekilde. Ve tekrar yukarıdan bakıyorum. Obje moda geçtim. Şu andaki şeklimiz bu tarzda. Şimdi bana bir tane de silindir lazım. Silindiri nereye koyacağım? Onun yerini belirleyeyim önce. Tekrar bunun için çıkmıştım ama yeniden edit moda giriyorum. Alt taraftaki parçanın ortasında Ctrl R'ye bastım ve tam ortaya bir loop cut ekledim. Sonra bu loop cut'ın şu anda tam ortasında beyaz çember. Shift S, Cursor to Selected dedim. Kursörü tam buraya gönderdim. Böylelikle kursörün yerini ayarlamış oldum. Şimdi tekrar obje moda geçtim. Tam kursörün bulunduğu noktaya bir tane Shift A, Mesh, silindir objesi istedim. Bu şekilde bir silindir objesi.
Yalnız bu silindir objesinin kenarlarındaki vertex sayısı çok fazla. Onu 8 ile sınırlandıralım. 8'e kadar düşürdüm. Bir de radyusunu nokta 70 71'in yarısı olacak şekilde ayarladım. Şu anda sanki ekrandan kaybolmuş gibi değil. Tam büyüklüğü aynıya geldi. Şu anda yukarıdan bakacak olursak çapını tam ayarladım. Şimdi onu rotate Y'de bu şekilde çeviriyorum 90 derece. Sonra bir de 45 derece sağa veya sola çevirirsem, sağ olmaz da sola doğru şu şekilde, tam diğer şeklin içine girmiş olacak. Rotate deyip bu şekilde eksi 45 derece döndürürsem tam içine girmiş oldu. Bir de bunu şöyle yapalım. Edit modda geçtik. Silindir obje seçiliyken. Onun mesela şu alt yüzeyini aktif hale getiriyoruz. Böyle yaptığımız zaman aşağıdan da eğer transform orientation'dan normal durumuna geçecek olursak, bu durumdayken eğer şuradan evet aktif seçtik. Bir de pivot point'i de aktif elemente getirdik. Yani 3 şey yaptık. Bir tanesi şu alt yüzeyi silindirin aktif hale getirdik. Bu arada rahat gözükmesi için şu diğer objeyi şimdilik bir saklayalım. Silindiri tekrar seçtim. Alt yüzeyini seçtik. Transform orientation'ı normale getirdik. Yani yüzeyin kendi normali üzerinde hareket etmesini sağlamak için buradan normali seçtik. Bir de madem alt yüzeyi seçtik, aktif olarak onunla çalışacağız. Şuradaki pivot point'u da aktif elemente getirdik. Böyle yaptığımız zaman bu silindiri tam kendi eksen üzerinde yerini değiştirip aynı zamanda scale ile şu şekilde kısaltıp uzaltabilir hale geldik. Şimdi tekrar sakladığımız diğer objeyi ekrana getirelim. Yine yukarıdan bakalım. Tekrar şu obje seçiliyken, yani silindir seçiliyken, yukarıdan bakarken wireframe modunda da olabilir. Bu şekilde de çalışabiliriz. Scale Z diyerek dışarıya doğru çıkartmak istiyorum. Şöyle bir hale getiriyorum. Çünkü bu boolean işlemi yaptığım zaman her iki objenin, her iki kütlenin kesiştiği noktaları elde etmek istiyorum. Bir tanesini tamam ayarladım bu şekilde. Bu silindirden bana bir tane daha lazım. Shift Double'da bir tane daha oluşturdum. Ve onu yine bu sefer tam diğer köşedeki parçaya doğru hareket ettirebilmek için bu sefer line moduna geçiyorum ve tam ona doğru bakan şu tek line'ını aktif hale getiriyorum. Öyle yaptığım zaman şu Z ekseni tam onun normali istikametinde olduğu için G, Z, Z dediğimde tam o istikamette hareket edecek. Miktar olarak da 1.41.42 yani nokta 70.71'in tam iki katı. Onu da klavyeden 1.41.42 diye yazdığım zaman o da tam yerine yerleşmiş oldu. Şimdi artık bu her ikisine de Ctrl A Rotation Scale, diğerine de Ctrl A Rotation Scale uyguladıktan sonra yapacağımız tek işlem silindir objelerini seçiyoruz. Sağ taraftan Modifier kısmından Boolean Modifier'ını uyguluyoruz. Intersect'te bırakıyoruz ve diğer objeyi de Plane olarak seçiyoruz. Apply komutunu uyguladıktan sonra şu büyük kütleye ihtiyacımız kalmadı. Onu siliyoruz ve elde ettiğimizde biraz önceki bu üstten baktığımızda böyle bir şablon yapmıştık hatırlarsanız Plane objesiyle. Ve iki tane silindiri de tam o içine oturtup kenarlarından bu şekilde kesmiş olduk. Herhalde anlaşılmıştır bu şekilde ne yaptığımız. Bir de bunu tam ortadan ikiye böleceğiz. Edit modda şöyle kenardan bakarken Vertex Select modunda şu Transform Orientation'ı da yine globale getirelim. Çünkü normalde hep böyle çalışıyoruz. Wireframe moduna geçtim. Z ekseninde sıfırın altında kalan vertexleri seçeceğim bu şekilde ve onları sileceğim sadece vertexleri. Böylelikle tam ortadan da ikiye bölmüş olduk. Şöyle yukarıdan bakıyoruz gene bu pozisyonda. Şimdi yapacağımız işlem önce bir remove doubles diyelim. Zannetmiyorum olduğunu ama varmış. 3 tane fazla üst üste vertex varmış. Onları kaldırdı. Şimdi bundan bir tane shift double'la bir kopya yarattım ve olduğu yere bıraktım. Çünkü yapacağım işlem şu olacak. Yandan bakarken yapalım. Space tuşuna bastım. Mirror komutunu veriyorum. Mirror komutunu. Eğer kısa yol kullanırsak Ctrl M. Mirror komutunu uygulayacağım. Yalnız onu uygulamadan önce kursörün tam merkezde olması lazım. Shift S, Cursor to Center diyorum. Kursör tam merkezde. 0, 0, 0 noktasında.
Pivot point'i de madem kursöre esas alıyoruz, onu da kursöre getirdim. Şimdi tekrar o mirror komutunu vereceğim. Mirror, yani kontrol M. Onu verdim. Şimdi bana henüz daha aksis soruyor. Sol alt köşeye bakarsanız select a mirror axis. Yani hangi eksen üzerinde mirror yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Z ekseni dedim. Tam alt kısma yerleştirdi. Enter tuşuna bastım. Gene tam yukarıdan bakıyorum. Şu anda alttaki bu şekilde. Onu döndüreceğiz. Aynı olmayacak tabii ki. Mesela şöyle döndürebiliriz. Eksi 90 derece döndürdük. Bu şekilde bir tahta çıtanın tek bir parçasını bu şekilde yapmak üzereyiz. Sadece şu açık yüzeyler var. Onları yapacağız. Yalnız burada mesela şu kısımda vertex yok. Tam bu noktada bir vertex yok. Her ikisi de düz çizgi şeklinde devam ediyor. Oraları birleştirmemiz lazım. Dolayısıyla önce mesela bu pozisyondayken bir kere bir removable istiyoruz. Çünkü şurada mesela ikişer tane vertex var. Yakından göstereyim. Mirror yaptıktan sonra şurada üst üste iki vertex var. Aynısından öbür uçta da şurada da var. Onun için onları bire indirmek için yine bütün vertexleri seçip removables komutunu uyguladık. Kaldırmadı. Sayıyı küçültelim. .01 verdim. 6 tane vertex'i kaldırdı. Tekrar tam yukarıdan bakıyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem o vertex olmayan noktalarda mesela şu çizgiyi seçiyoruz boydan boya. Bunu W subdivide diyoruz. 1, 2, 3 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3 dedim. Böylelikle şu her diğer çizginin üstünden geçen noktada birer tane vertex oluşturmuş olduk bunu demekle. Tabii onu başka yerlerde de yapacağız. Mesela şurada da var. Buradaki çizgiyi de W subdivide. Bunu da bir kere yaptık buradan. Şuradaki var. Onu da yapıyoruz. W subdivide dedik. O da şurada bir vertex oluşturdu. Aynı işlemi diğer taraftan da yapacağız tabii ki. Bu arada bütün yüzeyleri seçip Ctrl N'ye basıp yüzey normallerini de düzeltelim. Yine buradaki bir çizgiyi boydan boya seçiyoruz. W subdivide 1, 2, 3 dedik. Şöyle şuralarda vertexler oluşturduk. Şu kenar için yapıyoruz. Ona sadece bir kere W subdivide. Bir de şurada var son olarak. Onu da seçtik. W subdivide dedik. Onu da böldük. Şimdi yüzeyleri oluşturalım artık. Mesela şuradaki açık yüzey var. 1, 2, 3 ve 4. Buraya bir yüzey koyduk. Sonra şurası var. 1, 2 ve şu 3 face dedik. Orayı da kapattık. Bir tane de şurada var. 2, 3 dedik. Face de kapattık. Şimdi bir de öbür tarafı yapalım. Orayı da yapınca parça bitmiş olacak zaten. 1, 2, 3, 4 vertex seçtim. Face de kapattım. Tekrar 1, 2, 3 vertex seçtim. Yüzeyi kapattım ve 1, 2, 3 tane vertex seçtim. Kapattım. Böylelikle açık yüzeyi kalmamış oldu. Şimdi tam yukarıdan bakarken yine hepsini seçip bütün vertexleri, üst üste vertex varsa removables diyerek kaldırdım. 5 tanesini kaldırdı. Artık objemiz hazır. Buna tekrar bir Ctrl A, Rotation Scale işlemi uyguladıktan sonra artık Array Modifier ile sağ taraftaki Array Modifier'ı istedim. Sayıyı 10 tane yapalım. Bu şekilde. 7, 8, 9, 10 tane. Bir daha istiyorum Array Modifier'ı. Bu sefer Relative Offset kısmında X yerine değil Y yerine 1 yazıyoruz ki yukarı doğru artsın. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kare şeklinde olması için böyle yaptım. Ve bundan sonra bu Array Modifier'ları yukarıdan aşağıya doğru Apply diyerek uyguluyorum. Yani şu anda uyguladım. Vertex sayısı şu anda 3700. Edit Mode'a geçiyorum. Bütün vertexleri seçiyorum. Pivot Point olarak da Median Point seçiyorum. Çünkü bu beyaz çemberi tam bu vertex sisteminin tam ortasına getirmiş oldum. Shift S Cursor to Selected diyerek kursörü de tam ortaya almış oldum. Şimdi tekrar Obje Mode'a geçtim. Çünkü kenar çıtalarını yapacağız. Önce onu ayrı bir obje şeklinde yapabiliriz. Aslında doğrudan doğruya aynı kısımda da yapabiliriz. Edit Mode'a geçtim. Shift A Mesh Plane dedim ve bu plane objesini
scale de bu şekilde büyütüyorum. Bu dış çerçeve olacak. Yalnız bunun içindeki yüzeyi sileceğiz. İçindeki yüzeyi seçtim. X Only Face seçeneğiyle sildim. Tekrar bu dışarıdaki en son eklediğimiz plane'i seçiyorum. Sadece 4 vertex'ine. Bunu extrude dedikten sonra scale diyerek bu şekilde küçülteceğim. Yalnız şu köşe vertex'lerini tek tek yanaştıralım. Mesela şuradaki vertex'i seçtim. G ile serbest hareket. Kontrole basarsam tam köşedeki noktaya alacağız. G'ye bastım. Neden almıyor? Şöyle biraz yandan bakalım. G'ye bastım. Kontrol tuşuna bastım. Orada şuradan yapalım. Snap mode'u açtım ve vertex'i seçtim. G'ye bastım. Evet, tam oraya getirdi. Şöyle yukarıdan bakarken. Diğer köşeyi yapıyoruz. Snap modumuz açık. Bu vertex'i seçtim. G'ye bastım. Tam oraya getirdim. İki tane daha var. Onları da yapacağız. Şuradaki vertex'i seçtim. G'yi tıkladım ve tam vertex'in üstünde yerini aldı. Bir tane daha var. Onu da tam köşeye yerleştirdim. Şimdi eğer bu şekilde bakacak olursak, snap modu kapayalım bu arada. Bu plane objesi sistemin tam ortasına oturdu. Aslında ayrı bir obje olarak yapsak daha iyiymiş. Şöyle yapalım. Tekrar yukarıdan bakıyoruz. Edit moda geçtim. Ctrl Z diyerek son yaptığım işlemleri geri alıyorum. Ve o plane objesini oluşturduğum ilk ana kadar geri döndüm. Şu anda kaldırdım onu. Yani, tam ortada. Onu da sildim. Tekrar obje moda döndüm ve plane objesini bu sefer ayrı bir obje olarak yapacağım. Kursör gene tam merkezde. Shift A, Mesh, bir plane objesi istedim. Edit moda geçtim ve scale ile onu büyütüyorum. Demin yaptığım işlemi bu sefer ayrı bir obje halinde yapıyorum. Bu şekilde büyüttüm. Yine deminki gibi bunun da Face Select modunda içindeki yüzeyi seçip Only Faces seçeneğiyle sildim. Sadece kenarlardaki vertexler kaldı. Onu vertexlerin hep seçiliyken extrude dedikten sonra scale ile küçülterek bu şekilde biraz önceki gibi ayarlamasını yapacağım. Yine vertexleri tek tek seçip G'ye bastıktan sonra yine aşağıdan snap modu açıyoruz ve vertex'i seçiyoruz. G'ye bastım ve burada tabii yerleşmiyor. O zaman şöyle yapacağız. Tam üstten bakarken yerini tam bulamadığı için biraz açılı bakarken köşeye yanaştırıyoruz. Vertex seçili. G'ye basıp tam köşedeki vertex'in üstüne yerleştirdim. Bunu diğerleri için de aynı şekilde yapacağım. Diğer köşeye geldim. Dış plane'in vertex'ini seçtim. G'ye bastım ve tam olması gereken yere bu şekilde daha kolay yerleşiyor. Bu arada burada da var bir tane. Yine vertex'i seçtim. G'ye bastım. Tam köşeye yerleşti. Bir tane kaldı. Tekrar vertex'i seçtim. G'ye bastım. O da tam köşeye yerleşti. Yukarıdan bakacak olursak snap bunu da kapatalım. Kenar kısımlarını yaptık. Tabii ki ayrı bir obje şeklinde yaptık. Bu sefer de onu tam yandan şöyle bir 3 tuşuna bastım. Numeric keypad'den yandan bakıyoruz. Plane objesi çıtaların tam ortasında şu anda. Edit modda onun hepsini birden seçip, yani vertexlerin hepsini birden seçip tam yandan bakarken Z ekseninde aşağı doğru indireceğim. G, Z ekseninde aşağı doğru indiriyorum. Şöyle. Bu şekilde olursa eğer çıtalar bir miktar içeride kalmış olacak. Biz de öyle olmasını istiyoruz. Şimdi bunu extrude diyerek Z ekseninde yukarı doğru çıkartacağım. Ne kadar çıkarttığımı da görebilmek için şöyle yakından bakıyoruz. İçerideki çıta biraz zor gözüküyor. Ben şöyle çizecek olursam, çıtaların alt ve üst sınırı bu olduğuna göre yukarısını biraz daha aşağı indireceğiz. Şöyle. Tamam. Gris Pencil'ı da silelim. Tekrar obje moda döndüm. Çıtaları da oluşturmuş durumdayız şu anda. Onun da eğer yüzey normallerinde bir problem varsa düzelmesi için bütün yüzeylerini seçip Ctrl N'ye bastım. Düzeldi.
Şöyle bakıyoruz. Bir boşluk kalmış mı? Kalmamış. Şu anda hazır vaziyette penceremiz. Sadece buna bir de materyal tanımlayacağız. Ama onu yapmadan önce istersek eğer şu çıta biliyorsunuz ayrı. Kenar çıtaları bu şekilde ayrı. İçerideki ayrı iki obje şeklinde. Bunu birleştirelim. Önce bir tanesini seçtim. Sonra ötekini seçtim. Ctrl C'ye bastım. İkisi birleşti. Şu anda tek bir obje oldu bu şekilde. Buna bir de materyal tanımlayalım. Yukarıdan Not Editor kısmına giriyorum. Materyal bölümünden New dedim ve yeni bir materyal istedim. Aşağıdan da yaptığım değişiklikleri görebilmek için Render kısmına geçtim. Sağ taraftan lambayı seçtim. Onun kendi menüsünde Use Notes dedikten sonra tabi tipini de sun yapıyorum ve şiddetini de 3 olabilir. 3 yapıyorum bu şekilde. Buna renk olarak turuncu gibi bir renk seçiyoruz ve onun koyu tonlarını alabiliriz bu şekilde. Çok turuncu olduysa biraz sağ tarafa doğru açalım. Normalde bir ahşap rengini bu şekilde verebiliriz. İstersek buna desenli bir ahşap texture de giydirebiliriz. Ama bu dersin konusunda bu şekilde bir çıtayı tekrar ettirerek bir pencereyi nasıl yaptığımızı inceledik. Hepinize iyi günler.